Merhaba, ABD Merkez Bankası Fed 2023 yılının son toplantısında beklentilere paralel şekilde politika faizinde değişiklik yapmayarak %5,25-%5,50 bandında bıraktı. Karar metninde verilerin yılın 4. çeyreğinde ekonomik büyümenin 3. çeyrekteki güçlü performansına göre yavaşlamaya işaret ettiği belirtilmekte. Ek olarak enflasyonun yılın geneline bakıldığında gerilemekte olduğu ancak halen %2 hedefine göre yüksek kaldığı vurgulanmakta. Hatırlanacağı gibi bu hafta açıklanan veriler Aralık 2022'de %6,50 olan TÜFE enflasyonunun Kasım 2023 itibariyle %3,10'a, para politikası etkisinin daha yüksek olduğu çekirdek TÜFE enflasyonunun ise aynı dönemde %5,70'den %4'e gerilediğini göstermişti. Ayrıca önceki metinde enflasyonun hedeflenen seviyeye döndürülmesi için gereken ek sıkılaştırmanın belirlenmesiyle ilgili ifadenin bir sıkılaştırma daha gerekmeyebileceği görüşünü yansıtacak şekilde değiştirildiğini görüyoruz. Kurul üyelerinin çeyreklik bazda yayınlanan ekonomik projeksiyonlarında 2024 yılı büyüme ve enflasyon tahminlerinin Eylül ayına göre aşağı yönde güncellendiği de görülmekte. Bu güncellemelerle uyumlu olarak Eylül ayında yayınlanan projeksiyonlarda 50 bas puan olarak verilen toplam faiz indirim tahmini de 75 bas puana yükseltilmiş. Ancak söz konusu projeksiyon piyasa fiyatlamaların ima ettiği Mart ayından başlayarak toplam 150 bas puana ulaşan indirim beklentilerine göre kayda değer ölçüde düşük kalıyor. Bizim beklentimiz ise faiz indirimlerinin yılın ikinci çeyreğinde başlayacağı yönünde. Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında Fed Başkanı Powell, enflasyonla mücadelede zafer ilan etmek için erken olduğunu söylese de faiz indirimlerinin zamanlamasının da gündeme geldiğini belirtti. Başkan Powell'ın toplantıdaki açıklamaları da metnin önceki aylara göre daha güvercin olan tonu ile uyumluydu. Bu çerçevede enflasyonda görülen gerileme ve büyümedeki yavaşlama sonucunda faiz artırım döngüsünde zirveye gelindiği ve Fed yetkililerinin faiz indirim konusunu tartışmaya başladığı mesajlarının piyasalarda etkili olduğunu görüyoruz. 2 yıl vadeli ABD tahvil faizi 30 bas puan gerileme ile %4,35, 10 yıl vadeli tahvil faizi ise 20 bas puan azalış ile %3,95 seviyesine inerken ABD borsa endeksleri günü %1 üzerinde değer kazançları ile tamamladı. Karar öncesinde 1970 dolar seviyesine kadar gerilemiş olan ons altın fiyatı, ABD reel faizlerindeki düşüş ile 2035 dolara yükseldi. Fed karar ve açıklamalarının yılın sonuna gelinirken küresel risk iştahını desteklemesi beklenmekte. Ancak 2024 yılına ilişkin Fed ve piyasa faiz indirim beklentilerindeki belirgin ayrışma, söz konusu iyimser havanın veri akışına bağımlılığını ve düzeltme gelme olasılığını arttırmakta. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.